Videoya geçmeden önce sizlere etkinlikler kısmında bulunan ziyafet hazırlığı etkinliğinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Burada ziyafet hazırlığı ya da yeni ay ziyafeti olarak adlandırdığımız etkinlikte yakıt alarak yemek pişiriyoruz arkadaşlar. Ve bu görevlerin sonunda bizlere Yang Jian kostümü cengaveri verecek. Burada farklı farklı görevler mevcut. 6 kule yık, 2 karşılaşma tamamla, etkinliği paylaş ve giriş yap gibi. Farklı farklı burada görev 1'i, işte aşama 1'i, aşama 2'yi, aşama 3'ü ve aşama 4'ü yaptığınızda buradan bu kostümü rahatlıkla alabileceksiniz. Ve ayrıca hala yapmadıysanız arkadaşlar, ücretsiz kostüm al etkinliğine devam edebilirsiniz. Hala sürüyor çünkü. Burada ben tamamladım. Kostüm seçme sandığımı aldım. Bunların içerisinde en çok oynadığım kahramanın kostümünü alacağım. Herkese selamlar. Sizlere bugün oyuna yeni gelen Guizi kahramanını tanıtacağım arkadaşlar. Karakterin görünümünü aşırı beğendim. Yeteneklerini ve özelliklerini de görünüşü kadar güzel. En yaygın kullanım koridoru gezme koridoru. Kitle kontrol açısından oldukça iyi olduğundan tank itemler çıkılıyor karaktere. Takım savaşı başlatma konusunda da gerçekten üst düzey bir şampiyon. Oyunun içerisinde de sizlerin de görebileceği üzere en temel kombosu ulti 1 ve 2 şeklindedir. Bunları sizlere oyun içerisinde birazdan göstereceğim. Kahramanın pasifine gelecek olursak, kahramanın pasifinde görüşün dışına çıkıyor ve sıradaki normal saldırısını geliştirerek ilave hasar veriyor ve yavaşlatma etkisini uyguluyor arkadaşlar. Pasifini buradan görebilirsiniz. Böyle vurduğunuz gibi bakın büyü hasarı vurdu. Tekrar çalıya girdiğinizde 3 saniye sonra tekrar pasifinizi kazanabiliyorsunuz. 3 saniye düşmana görünmediğiniz sürece pasifiniz geri geliyor. Kahramanın birinci yeteneği hızlandırma. Hareket hızı artışı kazanır ve kamufle olur. Temas ettiği düşmanların fiziksel savunma ve büyü savunmasını düşürerek onlara hasar verir. Kahramanın ikinci yeteneği kitle kontrol. Periler çağırır ve kısa bir gecikmeden sonra çevresindeki düşmanları kendisine doğru çekerek hasar verir. Ekstra sersemletme uygular. Bir düşman kahramanı isabet ettiğinde bir kalkan kazanır ve yakındaki tüm dostlarına kalkan verir. Kahramanın üçüncü yeteneği ulti. Bir saniye sonra kamufle olur. Hem kendisi hem de yakındaki takım arkadaşları hareket hızı kazanır. En yakın düşman kahramanını görebilir. Normal saldırı yaptığında, yetenek kullandığında veya düşmanları etkileyecek eylemlerde kamufle olmaktan çıkar. Evet, kahramanın en temel kombosu ulti 1-2 şeklinde olduğunu söylemiştim. Şimdi bunları deneyeceğiz. Sizlere kahramanın en yaygın kullanılan build'ini ve arkanasını paylaşıyorum. Fakat bunun her oyun, her maç ve her rakibe göre değiştiğini unutmayın arkadaşlar. Arkana sabit kalabilir fakat itemler oyun içerisindeki rakibinizin gücüne bağlı olarak çıkılmalıdır. Bu da bilginiz dahilinde olsun.